Bilmiyorum kızım. Kader, ne oldu anlatsana, gördün mü anneni? Emre, keşke görmeseydim. Ya bana kızım. Tamam, bir sakin ol önce, sakin ol. Ya neden beni annem sevmiyor ya? Ya ben ne yaptım ona, neden ya, neden? Kader ne oldu, gördün mü seni, ne dedi sana, bir anlat. Tanımazdan geldi. Bana hizmetçinin kızı dedi. Ne? Ya kollarını açtı kızım diye, tam sarılacak sandım ona doğru koşarken. Sonra yanıma küçük bir çocuk geldi. Ona sarıldı. Ona kızım dedi. Ya annemin başka bir kızı varmış. Ya Cemre annem beni sevmiyormuş. Ya neden ya, neden? Ya neden ya, neden ya? Hadi bir tanem, hadi kalk gidelim buradan, hadi. Kader! Anne! Kızım! Sana her şeyi anlatacağım, ne olur bana kızım. Ya nasıl yaptın bunu bana? Neden bana hizmetçinin kızı dedin? Mecburdum kızım. Ya nasıl mecburdun ya? Ben iyi bir çocuğum. Anne bak, beni tanısan seversin. Anne ben çok yalnızım. Benden utanma ne olur. Ben yıllarca seni aradım, yıllarca seni bekledim. Anne yalvarırım. Sana her şeyi açıklayacağım. Ama buradan gitmeliyiz. Buradan uzaklaşalım, tamam mı kızım? Tamam. Tamam anne. Aptalsın kızım sen. Orijinal aptalsın ya. Ulan kendi çocukları olacak. O dururken seni mi seveceklerdi salak? Ben de tıpış tıpış döndüm işte yetimhane. Dönmem ulan. Dönmem. Sokaklarda yatarım, yine de dönmem. Sonuçta benim de bir gururum var herhalde, değil mi? Ben konuşurum Cemre'yle. Hayır konuşma. Zaten beni sevmiyor artık. Kader de sevmiyor. Kimi sevsem terk edip gidiyor. Annem de gitti. Songül'ün yeni bir hayatı var. Ben hayatımın sonuna kadar hep yalnız kalacağım. Eylül ben varım ya. Ben seni hiç yalnız bırakmayacağım. Ama annen... Annem umurumda değil, kimse umurumda değil. Hayatım boyunca seninle olmak istiyorum. Eylül... ...ben seninle evlenmek istiyorum. Olmaz, biz küçüğüz. Tamam o zaman. 18 yaşını doldurunca evleniriz biz de. Eylül. Gidelim mi buralardan? Annem alanım izin vermez ki. Kaçalım o zaman. Kaçalım mı? Evet. Telefonumu satarım. Hatta bilgisayarımı da. Ne bileyim, harçlıklarımı biriktiririm. Ya bu para biraz idare eder bizi ama sonra çalışırız, para kazanırız. Beraberken daha güçlü oluruz.
Hiç bırakmayız birbirimizi. Olmaz. Olmaz, bunların hepsi hayal. Eylül. İstersek yapabiliriz. Daha iyisin değil mi? İyiyim. Şöyle oturalım mı? O küçük çocuk kızın mıydı? Evet. Adı ne? Derin. Derin. Güzel isimmiş. Benim adımı Neriman Hanım koymuş. Kaderime razı olayım diye kader. Neriman Hanım bizim yurdun müdürü. Öyle mi? Benim ismimi niye sen koymadın anne? Niye beni un çuvallarının arasına bırakıp gittin? Ya ben senin kızından daha mı çirkinim? Hayır, değilsin. Çok güzelsin. Ama onun yanındasın. Onu yetimhaneye bırakmadın. Başka çarem yoktu anneciğim. Sana hamile kaldığımda daha 19 yaşındaydım, üniversitedeydim. Tek başıma bakamam diye korktum. Babam bize bakmadı mı? Evli değildik. Hamile olduğumu öğrenince yurt dışına gittim. Daha da haber alamadım ondan. Arkadaşlarımın evinde gizlice doğurdum seni. Her gün bir çare düşündüm ama bulamadım. Sonra bir sabah üşüme diye seni un çuvalların üzerinde bırakıp... Beni bıraktın, terk ettin. Hayır kader, hayır. Okulum bitince seni geri alacaktım. Sonra iş bulayım, biraz para kazanayım derken... Evlendim. Aşık oldum ve evlendim. Kocama söylemeye çalıştım ama yapamadım. Utandım. Benden mi utandın? Hayır, kendimden. Her gece yarın sabah her şeyi anlatacağım ve kızımı geri alacağım diye yattım o yatağa, yemin ederim. Ama o kızı doğurunca beni unuttun. Ya anne, bana yazık değil miydi? Keşke hiç doğurmasaydın. Ya insan çocuğunu nasıl sokağa bırakır, nasıl? Hayvan mıyım ben, insanım? Hayvanlar bile yavrularına sahip çıkıyor. Ya anne, beni niye terk ettin, niye? Allah kahretsin. Ya Allah kahretsin. Yetimhanede.
Neredesiniz? Ya yardım edin. Kaybettim, kayboldular. Birisi yardım etsin. Yardım edin ne olur, yardım edin bana. Kimi arıyorsun evladım? Annem. Annemle babam yoklar. Görevli lazım bize, görevli bulalım lütfen. Mezar yerlerini mi bulamadın sen? Buradaydılar. Gel bakalım. Çöker bu tahtalar kızım. Geçici sonuçta. Büyüklerine söyle artık mermer yaptırsınlar. Zamanı gelmiş. Tamam söylerim. Teşekkür ederim. Anneciğim. Babacığım. Ben sizi kaybettim diye çok korktum. Benim sizden başka akıl danışacak kimsem yok. Gün kadere gerçeği söylemekle hata ettim galiba. Bazı gerçekler hiç söylenmemeliymiş. Kız ne oldu? Yurttan mı atıldın? Esra otur otur anlatacağım. Gene kaçtın değil mi? Kızım artık akıllandın sanıyordum. Lan bir dur, başına kalmayacağım, dinle. Ben ondan mı sordum Allah'ım ya? Ya Esra, ben artık yurtta kalmak istemiyorum. Ya sonuçta eşek kadar kız oldum değil mi? Yani bir iş bulsam, para kazansam, kendi hayatımı kursam. Senden de bir şey istiyorum. Hani bir arkadaşım vardı ya, böyle ev falan tutmuştu. Sen o arkadaşınla konuş. Eğer boş odası falan varsa bana versin. Sonuçta parası neyse öderim yani. Olmaz mı ya? O kadar kolay mı sanıyorsun iş bulmak? Benim canım çıkıyor dershane parasını çıkaracağım diye. Keşke beni alsalar yurda. Kızım aptal mısın? Mis gibi özel okulda okuyorsun. Git dersini dinle. Sıcacık yemeğini de koyuyorlardır önüne. Daha ne istiyorsun? Ya ne istediğimi söyledim ya kızım. Yardım edeceksen etmeyeceksen etmeyeceğim de dümdüz basayım gideyim. Geçen sefer de kaçsın. Polis aldı götürdü. Bırakmazlar kızım seni dışarıda. Tamam kardeşim tamam. Ben anladım. Senden bana fayda yok. Kızım nereye? Eyvallah Esra'cığım. Eyvallah. İyi günler. İyi günler. Ben mezar taşı yaptırmak istiyorum. Başın sağ olsun kızım. Yakının mı ölenler? Annemle babam. Allah sabır versin. Nasıl bir şey istiyorsun? Bak mesela ayak ucuna mermerden kap yapıyoruz. Kuşlar su içsin diye. Sevaptır. Güzelmiş. Annem de severdi kuşları. Bu dedikleriniz ne kadar? İkisini 3500'e yaparım. Ben o kadar parayı bulamam ki. Sen mi vereceksin? Kimin kimsen yok mu? Bak
En ucuzu bu. İkisini 500'e yaparım. 500 mü? Tamam kızım, senin için 300 olsun. Tamam, bulacağım o parayı. Teşekkür ederim. İyi günler. İyi günler kızım. Aradın mı numaraları? Anneni bulabildin mi? Sana ne? Çok umurumdaydı sanki. Kader. Bundan sonra benimle konuşma kızım. Sen benim arkadaşım falan değilsin. Kader. Ne oluyor, küstünüz mü siz? Ya mecbur muyum ben bununla konuşmaya? O önce arkadaş olmayı öğrensin. Barışırsınız. İyi misin sen? Bitkin görünüyorsun. Ateşin var senin Eylül. Doktora görünmek ister misin? Yok, önemli değil Feride Hanım. Arada oluyor bana böyle. Dinlenirsem geçer. Peki hadi dinlen o zaman. Ama kötü hissedersen haber ver, tamam mı? Hadi üzülme. Gel buraya bak. Ya karışma bana ya, git başımdan. Kaçamayacaksın Defne. Ya sen nasıl bir insansın ya? Açıklayacaksın her şeyi. Nasıl böyle bir yalan söylersin ha? Ya rahat bırak beni. Çocuklar ya lütfen lütfen kavga etmeyin. Bakın siz kardeşsiniz, size hiç yakışmıyor. Sana ne be? İşine bak sen. Şunları topla şimdi. Ya yeter be, yeter. Sen ne şımarık, ne terbiyesiz bir insan oldun ya. Tavalla bırakır mısın sen lütfen? Bırak, Defne toplayacaksın oraları, topla. Ya bırak. Topla dedim sana, dediğimi ya, yap. Defne, ben... dediğimi yap, toplayacaksın. Ya ne oluyor ya? Sesiniz sokaktan duyuluyor. Kim kırdı bunu? Ya anne, üzerime yürüdü, dövecekti beni. Hala konuşuyor ya. Ay ömrümü yediniz, ömrümü yediniz, yemin ediyorum. Ya Serkan, sen niye bizden nefret ediyorsun oğlum? Ha biz sana ne yaptık? Onu Defne'ye soracaksın. Toprak Hoca'ya gitmiş, babam beni dövüyor demiş ya. Ne demiş? Kaderin seni bulacağı belliydi zaten. Bu kadar etrafında dolanırsan. Tamam, söylenme artık. Olan oldu. Çok mu ağladı yazık? Çok. Yetimhaneden al beni annem diye çırpındı. Alacak mısın? Yapamam. Serhat öğrenirse beni boşar, derini de göstermez. Kader anlayış gösterir değil mi teyze? Göstermese ne olacak? Evine zorla girecek değil ya. Benim bildiğimden haberi yok değil mi? Banu bak, meslek hayatım biter, emekliliğim yanar. Korkma, bilmiyor. İyi, ben yine de bir ağzını yoklayayım. Kadere iyi bak. Bugünlerde gözün üstünde olsun. Tamam tamam, gözümün önünde zaten çocuk. Hadi kapat. Kesici verir misin Gülay? Başım çatlıyor. Tabii Banu.
Banu Hanım. Okul formalı o kız kimdi? E senin kızınmış. Annem öyle söyledi. Yo, benim kızım değil. Senden önce ayrılan Ebru'nun kızıydı. Yetimhane kızlarıyla dalaşmak başka, aile şerefimizi ayaklar altına almak başka. Sen nasıl böyle bir şey yaparsın kızım? Ya baban da ben de sana prenses gibi davranmıyor muyuz? Ya bırak anne ya. İlgi çekmek için yapıyor işte. Ne olacak? Ya karışma sen. Ya hepiniz bir olup beni bunalıma soktunuz. Hayda. Biz sana ne yaptık kızım? Ya o kızlar ezilmiyor anne okulda. Herkes onlara acıyor, iyi davranıyor. Ya beni dışlıyorlar anne. Ya ikinci sınıf insan oldum okulda. Bu mümkün değil. Siz benim çocuğumsunuz. İkinci sınıf olamazsınız. Bunu sakın unutmayın. Bu kadar kötü biri olmasaydın insanlar senden nefret etmezdi zaten. Boşu boşuna Cemre'yi de üzdün ya. Ya benim ne suçum var? Ya salak sana aşık olmasaymış. Kim? Cemre mi? Aa, ne münasebet. Gitsin başkasına aşık olsun efendim. Ya sen nasıl bir insansın ya, he? Nasıl bu kadar kötü olabiliyorsun? Serkan. Ya ben de iyi kalpliyim. Olurum yani, tamam. Kedileri falan beslerim. Dilencilere de para veririm. Geri zekalı. Aferin. Belki bir işe yararsın. Serkan. Siz Ayhan Yılmaz'ı görmek istemiştiniz değil mi? Evet, evet. Nesi oluyorsunuz? Oğluyum. Kendisi arka bahçede. Koridorun sonunda merdivenler var. Oradan aşağı inin, arka bahçeye çıkar. Teşekkür ederim. Hadi Mesut'a yürü. Bebeğin de neredeyse 40'ı çıkacak. Bir gelemedik babana, ayıp oldu. Bana diyeceğine gereydin o zaman Mesude. Ben kaçak köçek yaşarken komşu komşu gezinmeyeydin. Ne gezmesi Kemal? Neler çektim sen yokken? Yürü be yürü, hadi. Baba, biz geldik. Oğlunla gelinin. Nasılsın? Ver elini öpeyim. Nasılsın? Kimsin sen? Kemal baba, oğlum. Tanımadın mı? Bak, bu da torunum. Torunum. Kız mı, erkek mi? Erkek. Erkek. Uyuyan güzel. Hadi kalk bakalım. Ama vefasız çıktınız kızım ya. Herkes bir havalarda falan, ayıp oluyor ama. Ne istiyorsun Meral? Eğitim hakkımı canım. Derslerimden geri kaldım, farkında mısınız? Hani bana kaçırdığım dersleri anlatacaktın? Tamam.
O pis Defne cezasını bulacak. Tavrımı tarzımı koyuyorum artık canım. Ne yaparsa yapsın oralı bile olmayacağım. Kalitemi bozmayacağım. Masum kız çizgimden caymayacağım. Çok kararlıyım, bak görürsün. Aa. Ne iş? Herkes cephe almış sana. Hadi ben alışığım da. Neyse üzülme ya, beraber takılırız. Uğramadın da merak ettim. Hasta mısın kızım? Yok. Yorgunum sadece. Bir şeye ihtiyacın olursa söyle. Senin yerin diğerlerinden başkadır benim için. Niye? İspiyoncuyum diye mi? Tövbe estağfurullah. Ne alakası var kızım? Bunlar gibi asi değilsin ya, onun için söylüyorum. Çikolata. Canım istemiyor. İyi. Sonra yersin. Ne yaptın bugün? Okula gittim. Başka? İşte başka bir şey yok. Sonra geri geldim yurda. Bana söyleyeceğin bir şey var mı? Hadi dinle. Cemre. Kimseye söyleme, tamam mı, annemin söylediklerini? Ya çok utanıyorum bana hizmetçinin kızı dediği için. Söyleme, merak etme. Çok bakımsız kalmış, yazık. Ben odasına gideyim de kirlilerini alayım. Yıkar ütülerim evde. Şerefsiz, ha? Yemezler baba. Yemezler bu numaraları. Şimdi elden ayaktan düştün. Kendini acındırıyorsun. Gücün kuvvetin yerindeyken bana acımıyordun ama. Bana olurken elinde titremiyordun. Hı? Bırak beni. Biliyor musun? Ben de baba oldum. Ama senden iyisi oldum şerefsizim. Kimsin sen? Kim? Unuttun değil mi? Hatırlamıyorsun. Yani keşke ben de unutabilsem bana yaptıklarını. Biliyor musun? Seni istesem bu çukurdan hemen çıkartır, krallar gibi yaşatırım. Artık çok param var. Ama yapmayacağım. Sürün. Arada sırada gelir, suratına böyle tükürürüm. Babacığım. Bırak beni.
İmdat! 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 Ne oluyor? Ah, ah, İmdat. Ah baba. Babacığım, babacığım ne oldu sana? Yazık, yazık. Ah canım babacığım, babacığım. Ne oldu? Ya baba, benim ben oğlum diyorum, tanımıyor. Yazık. Baba? Mesude. Mesudem, gidelim Allah aşkına. Babamı böyle görmeyi içim kaldırmıyor. Hadi gidelim oğlum. Gidelim Metin'im. Görüşürüz baba. Malzemeleri sende miydi? Hı hı. Gece kolye yapacağım. Para lazım. Ya ben de 10 lira var istersen. Yetmez ki. 300 lira lazım. Annemle babamın mezar taşını yaptıracağım. Ben de yaparım Cemre, merak etme. Çabucak kazanırız o parayı. Songül şimdi zengin evinde şato biryan yiyordur değil mi? Yalan mı Mesude? Söylesene. Bugüne kadar bir dediğine iki ettin mi ha? Yok Kemal. Allah seni başımızdan eksik etmesin. Söyle kız. Sen de söyle. Öz çocuğum gibi davranmadın mı size? Yeter. Çok içtin. Ne? Ne olmuş içtin sen? Ne olmuş yani? Ha? Ne olmuş yani? Bağırma, çocuk uyanacak. İçtim de bir fiske vurdum mu sana? Hı? Hı? Evlatlarımı bir kere olsun el kaldırdın mı? Uyandı işte. Uyansın. Babası gibi yakışıklı olacak benim oğlum. Babası gibi. Yüşra.
şöyle yanıma otur. Gel. Gel kız. Uzakta kalma kız. Gel şöyle yanıma. Büşra. Efendim, Kemal abi. Bana abi deme. Bari baba de. Ben senin baban sayılırım. Kapatmasın değil mi? Kapatmam. Yüzüme de tükürme abi. Anne. Aman kızım, ses çıkarma. Kemal abi beni korkutuyor. Niye? Ne yaptı ki? Yüzüme tükürme falan dedi. Allah Allah. Nereden çıktı ki şimdi o? Sen git yat uyu. İçti biraz, sislenmiştir. Ben birazdan inerim. Hizmetçinin kızı. Çok mu acıdı? Yok. Şey geldi aklıma. Bırak, ben hallederim. Bırak. Cemre. Ben eskiden hep Allah'ım rüyamda annemi göster diye dua ederdim. Şimdi ne diye dua edeceğim? Bitmedi. Tamam. Bu bahaneyle matematik çalış son bir. Aynen kız.
İçme yeter. Karışma Mesude. Abartma sen de Kemal'im. Çocuğu da korkutmuşsun zaten. Ulan sana da, çocuğuna da. Söylüyormuş kız yani. Kardeşi var ya Serkan, o anlattı. Ya Defne gerçekten sorunlu bir kız o zaman. Bence Meral'e de iftira attı, söyleyeyim Toprak. O da çocuk işte Feride. Senin kızlardan bir farkı yok. Doğru söylüyorsun. Hadi bakalım başla. Baştan geç. Benimle oynadığına pişman olacağını söylemiştim. Hadi bakalım. Yok artık. Ağlama canım, ağlama. Hadi oyna, hadi. Hadi devam. Al işte. Zara bak. Feride abarttın ama. Abi yenge dağıttı ortalığı vallahi. Baksana böyle. Bozuldun mu yoksa, doğru söyle. Ya sonuçta eğlenmek için oynuyoruz lütfen. Sen de dert nedir bilmezsin Mesude. Başka çocuklar sevinçten evlerine koşardı babaları geldi diye. Ben babamdan nasıl kaçacağımı şaşırdım. Patronundan azar işitirdi it. Benden çıkartırdı açsın. Şu kadar acıktım be. Şu kadar acık. Kemerle döverdi beni. Odunla döverdi Mesude. Ütünün kordonuyla döverdi beni. Ütünün kordonuyla vururdu sırtıma, sırtıma. Ah canım. Bugün yüzüne tükürdüm şerefsizim. Babaymış. Adı Batasıca. Yat uyu. Ben de kırıkları toplayayım. Büşra bilmez de gezinir şimdi. Hmm.
edemem artık zaten. Eylül de senin suratına tükürecek Mesut'e. Sen kızımın içine merhamet ver ya Rabbim. Kaç oldu ya ben? Şey, benim hafıza biraz zayıf da sayamadım. 3 Mart... Ben o kadarını sayabildim sonra. İlk eli ben aldım zaten. İşte ilk ve son oldu. Ondan sonra hep Mart, değil mi? Çok hoşuna gitti. Çok eğleniyorsun bakıyorum. Tamam tamam, gülmeyeceğim. Gülmeyeceğim. Zaten nazarın değdi. Ben alıyordum yani oyunu. Ben yiyecektim seni. Belli bir şeydi. Bu nazar değdirdin. Ne yapıyorsun? Tamam, hadi bir el daha çabuk. Feride de kapatıyorlar. Tamam ya, bir el önce sat çabuk. Hayatım, kapatıyorlar. Ya bir el diyorum ya. Sevgilim, kapatıyorlar, ayıp. İnsanlar evine gidecek, bırak. Sonuçta bu oyun. Yani işte eğleniyoruz ya. Niye bozulacağım be? Aa, deliğini zorla bak. Bak bakayım bana. Aferin kız. Biraz da bu tarafa bak. Kıyamam. Uykum mu geldi? Gel, ben uyuturum seni evde. Bulaşmayın lan bana. Gerizekalılar. Ne oluyor oğlum? Benden izin aldınız mı otururken? Sakin ol güzelim. Çek elini ayağını, pislik! Atar lan mı kız? Yürüyün gidin oğlum. Bak, vallahi Allah yarattı demem ha. Ne yaparsın? Döver misin bizi? Evet, gebertirim. Hadi canım, gel bir hava alalım. Ya ne havası ya? Bıraksana! Rahat bırakın lan kızı. Çakallara bak. Meydanı boş bulmuşlar. Gidin. Sen karışma lan. Dağıtırım ağzını yüzünü. Sıkar biraz. Ararım şimdi Sado'yu. Kaşınan yerlerine verir elektriği. Ha? İster misin? Tamam abla. Olay çıkmadı şimdi burada. Yürü lan. Hadi. Çakallar sizi. Vallahi çok teşekkür ederim ablacığım. Ben bu salaklara haddini bildirmeye çalıştım ama arsız çıktılar yani. Kızım, senin atarın söker mi bunlara? Hadi, sen de git evine, anam babam merak etmesin. Anam babam yok ki. Bu arada bir şey soracağım sana ya. Hani şurada park var ya, ben orada sabahlasam sizce daha mı güvenli olur? Park falan olmaz. Dur. Benim yanımda seni kimse rahatsız edemez. Otur şöyle. Thank you.
bakayım. Yamuk oldu sanki ya. E olmuyor çünkü. Bak iki tane ilmek atıp bunu da arasından geçireceksin. Kaça satıyorsun kız bunları? 2 TL falan. Kız ucuzmuş ya. Harçlık çıksın diye yapıyoruz ablacığım ya. Alo efendim. Yok bu gece çıkmıyorum. İşim var. Sana ne lan? İşim var dedim ya. Hadi canım sen bak işine hadi. Bak Sevtap ablacığım. Eğer benim için işinden geri kalıyorsan valla hiç gerek yok. Hemen kalkabiliriz ha. Peki kız sen ne olacaksın burada bir başına? İşe de benimle gelemeyeceğine göre. Ne iş yapıyorsun ki sen? Kız sen benim daha ne iş yaptığımı anlamadın mı? Yoo. Tövbe estağfurullah. Çocuk halinle zorla söyleteceğim bana. Neyse bunu nasıl yapıyorduk gene ben şaşırdım. Nereden doluyorduk? 2 ilmek at orasından da şunu geçir. Hah, oluyor kız. Hadi gel kahvaltı hazırladım. Çok erken değil mi ya? Yo, ne erken ya? Hem üstüne bir el tavla atarız. Sabah sabah. Hı, evet. Ne olacak ki? Yani dün gece şansı dönmüş olabilir ama... alacağım şimdi Römer şunu. Hadi koyalım çayları çabuk. Sen kendini ne zannediyorsun? 2 takı yaptın diye seninle barışacağımı mı sandın? Kızma. Yardım etmek istemiştim. Etme. Yardım falan etme bana. İstemiyorum. Ya sen Serkan'la arkamdan iş çevirdin Eylül. Konuşma benimle. Eylül. İyi misin? Pek değil. Boğazım şişti. Çok üşüyorum. Tamam yat sen. Üşüyor musun hala? Yok, iyi böyle. Tamam. Ben aşağıdan sana yemek getireyim. Sen de yat, dinlen. Cemre. Özür dilerim. Boş ver şimdi. Sen önce bir iyileş. Sonra ederiz kavgamızı. Sen başlıyorsun. Başa. Öyle bir dakika ya. Ay boğazına mı dizdim? Yani. Hadi bitti. Başla. At.
Daha ilk zardan düşeş. Hadi bakalım. Oyna. Bana da gelelim bir çift be. Hadi yavrum. Ne yaptın sen? Nasıl oynadın ya 6-6'yı? Böyle mi oynanır 6-6? Alsana kapını şuradan. Ya Feride, ben böyle oynamak istiyorum. Niye? Neyse, bırak. Dur bir oynayayım ben önce. Çünkü bana gelen sıra bak. At, at hadi. At. Neyse, sonunda 3-2 gelebiliyormuş demek ki. Ne yapıyorsun ya? Mahsustan mı yapıyorsun? Bana mı acıyorsun? Ne yapıyorsun? Niye buradan oynuyorsun? Bunu buradan kapatabilirsin. Niye açıyorsun şu anda? Ya doğru düzgün oynayacaksan oyna. Sinir etme beni ya. Feride, hayatım biraz sakin olur musun? Ya olmuyorum. Acayip durma bana. Doğru düzgün oynayacaksan oyna. Belli bir şey zaten. Dün sen kazandın, bugün de ben kazanacağım. İyi, al. İyi, tamam. Evet. Oyun bu. Açık açık oynuyorsun sanki. Neyine güveniyorsun? Nerede? Bütün birler bana gelsin. Tamam, bütün birler bana gelsin. Düşeşler senin olsun, birler benim olsun. Tamam ya. Hadi at, hızlı oyna. Oyunun başındayız zaten daha. At. At. Evet. Hadi sütünü içtiysen giyin anne. Okula geç kalma. Hadi kuzum. Anne. Kemal abi dün gece neden elini kanattı? Bir şeye canı sıkkındı kızım. Hadi boş ver sen. Ne o kız? Bana günaydın yemek yok mu? Günaydın. Çok güzel sucuklu yumurta yapmışsın karıcığım. Vallahi kokusu yukarı kadar geldi. Afiyet olsun. Neye bakıyorsun sen öyle kız? Kemal. Ne desem bilmiyorum. Çok üzüldüm. Ya neye üzüldün? Adamı öyle iki büklüm gariban görünce acıdıydım. Nereden bileyim öyle olduğumu? Ya ne anlatıyorsun kızım? Doğru düzgün söylesene. Babamdan bahsediyorum Kemal. Ya saçma sapan konuşma. Baba bu. Döverdi, severdi. Allah Allah. Ama dün gece çok ağladın. Ya kafam 1 milyondu kızım. Öylesine işlendim işte. Senin bu kocan var ya, bu kocan. İçindeki çocuğu öldürmedi kızım. Öyle boş adam değil yani. Günü gelir romantik, günü gelir duyarlı bir insan. Öyle yani. Biliyorum Kemal'im. İçindeki çocuğu ben de görüyorum. Kadere telefonumu sen mi verdin? Hayır. Nereden buldu o zaman? Vallahi haberim yok. Ekmek musaf çarpsın yok. Sana bunun hesabını soracağım. Alo? 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 Neye bakıyordun kız telefonda? Takıldığın biri yok ha. İçin rahat olsun. Allah kahretsin seni. Kader'in annesini bulmak için aldım telefonunu. Zorla başıma belaya sokacak. Kemal. Kimdi arayan? Niye benim yanımda konuşmadın? Ya darlama beni Allah aşkına Mesude. Müşterinin biri işte. Taksilikten müşteri. Ha, o bildin. Bravo. Allah Allah. Thank you.
Gelsene. Şunu Eylül'e götüreyim, geleceğim birazdan. Eylül'e mi? E biz onunla küs değil miyiz? Eylül çok hasta kader. Hadi ya. Vallahi yatağından kalkamıyor. Hadi için bakayım çocuklar. Bugün süt de var. Bol bol için, değil mi? Hediye abla. Ha. Eylül çok hastaymış. Aa, nesi var? Üşütmüş galiba. Boğazı şişmiş. Ay, siz bekleyin 2 dakika. Ben şimdi hemen ona bir nane limon kaynatırım. Bir şeycik almaz. Hemen geliyorum. Kader. Nereye gidiyorsunuz? Yatakhaneye. Oo, yatakta kahvaltı keyfi mi yapacaksınız? Yetimhane yavrum burası, otel değil. Senin elindekini öyle. Nane limon kaynattım Eylül için. Hah, hep sen şımartıyorsun bunlara hediye. Neriman Hanım, Eylül çok hasta. Hasta mı? Nesi var? Geçirecek bu kadar şey örtülür mü kızım? Üşüyorum deyince üstünü örttüm ben de. Neyse neyse. Hadi siz okula gidin. Ben doktor çağıracağım. Hadi. Ben açıyorum anasını satayım ya. Bunu ne yapacağım ki? Sınıfa götüremem. Güçlüsün sen. Akşam sinemaya mı gidecek, ne dersin? Aa, ne sineması? Sen öyle yenip kaçabileceğini mi zannediyordun? Daha bitmedi Toprak Bey, bitmedi daha. Ben niye bey oldum ya şimdi? Onu yenmeden önce düşünecektin. Ya Feride yeter ama ya, sen bu tablo olayını fazla abarttın. Bak sinemaya gidelim, konsere gidelim. Bak deniz kenarında oturup ilişkimizi konuşalım falan. Diğer çiftler ne yapıyorsa onu yapalım, ne olur. Son bir oyun, başka yok gerçekten. Söz veriyorum ya, son. Hadi gel öpeyim. Akşam geç kalma, tamam mı? Tamam. Şşt kızlar, dursanıza bir. Cemre, baksana ya. Burada diyor ki bir şeyi satın aldıktan sonra 15 gün içerisinde iade edebiliyormuşsun. Paranı da verebiliyorlarmış, doğru mu? Ya saf mısın kızım? Her okuduğuna inanma. Doğru diyor. Ben mesela mağazada giymeye üşenirdim. Alıp eve götürürdüm, olmazsa iade ederdim. Ne oldu, şiştin mi? Bana bak. Sen yine neyin peşindesin?
Bir şey yok kızım ya. Siz şanslısınız, okula gidip geliyorsunuz. Ya ben oyalanacak bir şey arıyorum kendime. E otur ders çalış. Çalıştık kızım ya, Allah Allah. Günaydın kızlar. Günaydın. Günaydın. Eylül yok mu? Eylül hasta, üşütmüş yatıyor. Geceleri hep üstünü açıyor. Aynı odadayken ben örtüyordum ama. Tamam, ben ilgilenirim. Hadi siz dersinize geç kalmayın. At buraya, buraya. At, at. Hadi lan, at. Siz gidin, geliyorum ben. Nereye gidiyoruz lan? Bir şey yok, siz devam edin, geliyorum. Bir şey mi oldu? Lan yok bir şey. Gidin siz. Hadi, hadi. Bakalım, hafta sonu geri vereceğim. Kime ne oldu ki? İlla bir dram mı olması lazım? Olayınız bu mu sizin yardım etmek için? Duygusal bir ihtiyaç işte. Of. Bense böyle mi yapıyorum? İstediğiniz zaman veriyorum telefonumu. Kontrol parasını da alıyorsun ama söke söke. Tamam, hafta sonu geri vereceğim işte. Hadi dökülün bakalım. Hepimiz birbirimize lazımız sonuçta. Hadi. Cemre, ne haber? İyi misin? Eylül çok hasta. Ne? Nesi var? Üşütmüş. Ateşi var. Cemre bir dakika. Çok yüksek değil değil mi ateşi? Yani bir şeye ihtiyacı var mı? Doktora gitti mi? Sen Eylül'ü çok seviyorsun değil mi? Evet. Ya neden yalan söylediniz bana o zaman? Cemre, Eylül benden daha çok seviyor seni. Ya biz çıkmaya başlamıştık zaten. Ama o sen üzgünken mutlu olamayacağını söyledi bana. Yani senin gururunu kırmak için yapmadı. Sonra da ayrıldı işte benden. Bak, Eylül için de benim için de çok değerlisin. Ama yine de birine kızacaksan bana kız. Yok bir şey. Neyse, yardım edeyim o zaman. Ben bunu takayım, reklam olsun. Thank you.
geçmiş galiba. Neyse ben gideyim. Sen kaç saattir buradasın? Sana ne oğlum? Allah Allah. Bütün gece burada mıydın sen? Sana ne dedim ya? Kızım söylesene işte Allah Allah. Söylemiyorum. Songül, anlatsana. Cici ailem belki miraslarına konmak isterim diye beni istemediler. Oldu mu öğrendin? Hadi git şimdi tiki arkadaşlarına anlat. Ya ben cidden dışarıdan bakıldığında o kadar kötü bir adam gibi mi duruyorum? Hakikaten söylesene. Ya adam mı? Daha 16 yaşındayız. Neyse ne işte kızım Allah Allah. Yani ayrıca fark ettiysen benim sana karşı son zamanlardaki davranışlarım öyle eskisi gibi değil. Doğal olarak duygularım da öyle tabii yani. Tabii sen şimdi diyeceksin nasıl o zaman. Ama onu da söyleyince şimdi güleceksin, dalga geçeceksin, biliyorum ben seni. Yani sorma hiç en azından o kadarını. Ne diyorsun oğlum sen? Bir şey mi içtin? Neyin kafasını yaşıyorsun? Kalacak bir yer ayarlayayım mı ben sana? İstemem. Sen sadece şu tiki arkadaşlarına mevzuyu anlatma yeterli yani. Yok canım, niye anlatayım? Bu bizim böyle aramızda bir sır olarak kalabilir. Hatta zamanla başka sırlar da olur aramızda belki böyle. Hani arkadaştan öte iki insanın pay... Uzatma. Sen nerede kalacaksın şimdi bugün? Bilmiyorum. Akşam olsun ben bir yolunu bulurum. İyi. Bu senin ceketin mi? Ha, ben başın acımasın diye öyle kafanın altına şey yaptım. Sağ ol. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Günaydın Toprak Bey. Günaydın Nazan Hanım. Buyurun, bir şey mi verdin? Aa, dün gece çocuklarla konuştuk da... Defne sanırım size şaka yapmış. Güya babası ona şiddet uyguluyormuş. Bizim gibi insanların çocuklarını dövmesi mümkün değil. İnanmadınız tabii, değil mi? Ha, öyle şeyler ancak alt tabakada olur. Ben öylesini de gördüm Nazan Hanım. Hayatta her şey olabiliyor. Bizde mümkün değil. Olmaz. Bakın burada asıl sorun Defne'nin neden yalan söylediği. Yani çocuklarla aranızdaki ilişkiyi tekrar gözden geçirseniz en azından onlar için daha iyi olabilir. Siz kim oluyorsunuz da bana akıl veriyorsunuz? Ha? Çocuklarımı nasıl terbiye edeceğimi sizden öğrenecek değilim. Siz onları hoplatın, zıplatın yeter. Bunda çok en emeği var. Ben bunları tek tek dizdim. Bir şey seviyorsan bu daha iyi olur. Teşekkürler. Cemre. Bunlar bir çarşıda satmayacak mıydı? Orada da satarız. Benim çok paraya ihtiyacım var. Annemle babamın mezar taşını yaptıracağım. Daha çok yapıp daha çok satarız kanka.
Kader. Buldun mu anneni? Hı, buldum. Senin cici annenle aran nasıl? Bari'deydi mi bizi bıraktığını? Evet, değdi. O kadar iyi ki. Yani öz annem olsa bu kadar iyi olurdu. Ne kadar bu? 10 lira. Şey, bu ne taşı? Şey, enerji taşı. Defne! Cemre var ya, kantinde tezgah açmış, takı satıyor. Vay be, demek o kadar düştü desene. Kızlar, ne yapıyorsunuz burada? Ya sen bir kantine gitsene, ben geleceğim. Tamam. Anne, ne olmuş biliyor musun? Cemre var ya. Ağrı kesici ve ateş düşürücü de yazdım. İlaçları düzenli alsın ama. Teşekkür ederiz doktor bey, sağ olun. Geçmiş olsun kızım. Sağ olun. Ne oldu, nesi varmış, ne dedi doktor? Nesi olacak canım, üşütmüş biraz. Siz de pireyi deve yapmayın hemen. Yarına kalmaz, toparlar. Sen de git eczaneye. Halit Bey'e söyle, muadil numune ilaçlar varsa onlardan halledelim. Neriman Hanım, devlet bu çocukların ilaçlarını karşılıyor. Ne demek numune? Ha, yalan yanlış ilaç vereceksiniz çocuğa. Sen de her şeye karışmasan olmaz değil mi Feride? Olmaz Neriman Hanım. Söz konusu çocuklarsa asla. Hediye abla, sen düzgünce al ilaçları. Halit Bey'e de söyle. Ödemeyi ben hallederim. İyi, tamam. Hallettim. Alo. Evet Seda Hanım. Buyurun benim. Ne demek Songül, iyi mi? Bunu benim size sormam lazım. Bir dakika, anlamadım. Dün mü ayrıldı evden? Bunu şimdi mi söylüyorsunuz Seda Hanım? Tamam. Tamam, gereken neyse biz halledeceğiz. Peki, iyi günler. Ne olmuş benim Songül kuzuma? Şöyle bir şey var. Feride, yalvarırım tabla deme. Toprak Songül evden kaçmış. Dün okula geldi mi? Evet, hatta bugün de geldi. Az önce kantindeydi, sınıfına çıktı herhalde. Gözünün önünden ayırma, ben geliyorum. Tamam. İşte bunlar müdür bey, buradalar. Okul mu burası, ticarethane ve belli değil yani. Ne yapıyorsunuz ya? Öyle olmaz Nazan Hanım. Cemre, okulda bir şey satmanın yasak olduğunu bilmiyor musun? Ne bunlar? Çabuk topla bunları. Bir daha görürsem seni disipline veririm. Tamam hocam. Şimdi ufak bir disiplin cezası caydırıcı olabilirdi müdür bey? Ben öyle düşünmüyorum Nazan Hanım. Sanırım bir daha olmaz Cemre. Olmayacak. Güzel. Kaldırın hemen şunları. Yazık ya. Üzüldüm kıza şimdi. Ya aramızda para falan mı topladı? Ay ne diyorsun be? Ya Cemre annesiyle babasının mezarını yaptıracakmış. Ondan yapıyor bunu. Hadi ya, bu yüzden mi?
Vallahi bak, kulaklarımla duydum. E madem paraya ihtiyacı var, biz de yardım edelim o zaman. Dinle şimdi. Eğer ben kantinde olsaydım, o cadın ağzına gününü gösterirdim, toplatmazdım tezgahı. Müdür gelince disiplin cezası almamak için mecbur kaldım. Ya Toprak Hoca niye bize bakıyor? Boş ver, üzülme sen. Nerede son bir? Oradalar. Bana bak, sen çıkma. Az önce Nazan'ın gazabına uğradılar zaten. Songül. Songül sen ne yaptığını sanıyorsun? Ha? Anlıyorum acılarınız büyük. Yaranız var anlıyorum ama bazen gerçekten sınırlarınızı aşıyorsunuz. Senin şimdi bu yaptığın şımarıklık değil de ne? Ha? Feride sakin. Nasıl sakin olayım? Toprak görmüyor musun yaptığını? Sen niye kaçıyorsun evden Songül? Evden mi kaçtın? Songül. O insanlar seni o kadar sevdiler, sana güvendiler. Şimdi sen ne hakla? İleride paralarına ortak olurum diye korktular Feride Hanım. Nasıl yani? Ya öyle işte. Konuşurlarken duydum. İleride paralarına ortak olurum, mirasları bölünür diye korkup beraber avukata gittiler. Songül ben bunu bilmiyordum. Songül çok üzüldüm. Canım. Nerede kaldın peki dün gece sen? Bir tane kafede sabahladım. Zaten erkenden de okula geldi. Bak canım benim. Eşyaların nerede peki? Şurada. Git getir eşyalarını ben götürürüm burada. Ol benim canım. Ben bunu çok beğendim. Çok yakıştı size. Zor bir modeldir. Herkes de böyle güzel durmuyor. Merci canım. Kaç paraydı bu? 150 lira. Tamam. Ben anneme sormadan alıyorum da 15 gün içerisinde iade hakkım var dedi mi? Sonra kızmasın falan. Tabii tabii iade edebilirsiniz. Yalnız etiketi çıkarılmamış ve giyilmemiş olması gerekiyor. O şartla geri alıyoruz. Tabii canım merak etme sen. Kasaya geliyorum şimdi. Tamam. Bana bak, dersten sonra bir yere gitmek yok. Yurda geri geliyorsun. Anlaşıldı mı? Siz merak etmeyin Feride Hanımcığım. Ben onu yalnız bırakmam. Hadi doğru derse şimdi. Yurtta görüşürüz. Tamam, hadi. Neden sakladın benden? Çünkü ben en güçlünüzüm. Böyle salak salak yıkıldığımı görmenizi istemedim. İstemediler beni kader. Yani sonuçta insanın da bir gururu var değil mi? Annem de beni istemedi Songül. Ya gittim buldum onu en sonunda. Sarıldım boynuna yalvardım. Ama o beni yurda geri gönderdi. Boş ver. Sen de onu isteme. Bak biz birbirimize yeteriz. İstemiyorum zaten. Annem artık benim için bitti. Canım benim ya. Hadi gel gidelim. Üzülme.
Üzülme. Sen üzülme. Cemre. Ne haber? İyi misin? Ne istiyorsun? Bunları kantinde düşürmüşsün. Belki lazım olur diye getirdim. Sağ ol. Cemre. Bak söyleyeceklerimi sakın yanlış anlama. Neden para topladığını duydum. Annenle babanın mezarını yaptıracakmışsın galiba. Evet öyle. Eğer yanlış anlamazsan sana bir şey söylemek istiyorum. Bizim bir tanıdığın Şile'de yazlığı var. Kocaman bir ev. Yani temizletecek birini arıyorlar da. Yani iyi de para verecekler. Hani ne dersin? Uyar mı sana? Uyar tabii. Sen ama onlarla önce bir konuş. Hani tamam derlerse. Tamam. O zaman yarın gidebilirsin değil mi? Tamam. Sağ ol. Ben onlara söyledim. Songül'le baş edemezsiniz. Size başka çocuk verelim dedim. Dinlemediler. Songül'ün bir kabahati yok Neriman Hanım. Neyse okuldan çıktıktan sonra yurda gelecek zaten. Ben şey diyecektim. Ha. Kızları tekrar aynı odalarına mı alsak? Yan yanalarken birbirlerine daha bir destek çıkıyorlar çünkü. Azarlar, kudururlar diyorsun yani. Rica ediyorum. Tamam. Ricanı kabul ediyorum. Teşekkür ederim. Ama ben de senden şu dosyaları bilgisayara geçirmeni rica ediyorum. Hepsini mi? Bir zahmet. Tabii. Hayırdır? Ya Eylül'ü aradım. Uyuyormuş. Rahatsız etmek istemedim. Bunu ona verir misiniz? Bunlar ne ya? Portakal, meyve falan işte. C vitamini. İyi gelir diye düşündüm. Tabletimi de koydum. İçinde seveceği filmler, müzikler de var. Bu çiçekler ne? Kaynatıp içecek mi? Ya romantizm o akıllım. Ben elle götürürüm. Ver. Sağ ol. Görüşürüz. Eylül. Canım benim. Beni ziyarete mi geldin? Hayır. Temelli. Bakın, bundan sonra küsüşmek, birbirimizden bir şey saklamak yok, tamam mı? Sonsuza kadar kankayız. Anlaşıldı mı? Tamam. Tamam. Bunu Serkan gönderdi. Almam. Ben ondan bir şey istemedim ki. Ben Serkan'a aşık değilim Eylül. Ya sadece ailemi tanıyan biriyle vakit geçirmek iyi gelmişti. Benim için fedakarlık yapıyorsun. Hayır, vallahi öyle değil. Emin misin? Ama tartıştınız ya. Kızım, kız aşık değilim diyor işte. Ulan illa birbirinize fedakarlık yapacaksınız ya. Bırakın kızım bunları. Birazcık bencil olun lan.
Meral gibi mi? Aynen. Aramızda değil bir erkek, kocaman bir hayat bile giremez. Tamam mı? Tamam. Kızlar! Neriman Hanım af çıkardı, odanıza dönüyorsunuz. Ya. Elbisen yeni mi? Hem yeni hem de pahalı. Defne'den para mı sızdırdın gene? Ulan okula da gelmiyorsun. Ne ara hallediyorsun anlamıyorum ki. Defne ne alaka ya? Hevesimi alıp iade edeceğim. Bak etiketini bile çıkarmadım. Mecbur verecekler paramı. E bari yemekhanede giymeseydin. Bir şey olursa elinde patlar. Bakayım. Yakışmış ha. Teşekkürler. Ay kızlar ne olmuş biliyor musun? Bebişim ya. Sen de az gudubet değilsin. Dediğin oluyordu. Ulan Meral. Ulan Meral. Madem sabaha kadar çalışacaksın, yemekle uğraşma diye sana pizza getirdim. Ay çok tatlısın, çok iyi yapmışsın. Ben de seni bekliyordum. Tavla oynarken yeriz. Ya yeter Feride ya. Ben seninle tavla falan oynamam. Niye ya? Saçma sapan bir oyun yüzünden aramız bozulacak. Yani olmaz ya. Ha sen ben yeneceğim diye korkuyorsun. Boş ver artık, korkmana gerek kalmadı. Çünkü bundan sonra zarları fincan atacağız. Bir dakika, ben zar mı tutuyorum yani? Ama orasını bilemem. Her şey olabilir, her şey olabilir. Ya Feride sana inanamıyorum ya. Niye ya? Musul'u da ben tahmin ettim dedin ama ustayı çağırmışsın, orada eli yaptın işte. Orada öyle bir şey yaptım. Seni etkilemek için. Ama senin yüzüne vurmayacaktım aslında. Ne yaptım ben şimdi? Hırstan kendimi kaybettim. Maalesef. Bence biz bundan sonra tavla mavla oynamayalım Toprak. Hayır yani oynasak da sonuç bir. Kızlar, yerleşebildiniz mi? Aa, etiketi kalmış bunun. Dur sökeyim şunu. Yapma Hedoş ya, ne yaptın? Ne oldu şimdi? Ay.
Cemre, ne oldu canım? Eylül'ün yine ateşi çıktı. Tamam. Doktor böyle bir şey olabileceğini söylemişti. Yatmadan önce aldı mı ilaçlarını? Evet, verdik ilacını. Ama anne diye sayıklayıp duruyor. Acaba annesine haber versek gelir mi? Sen dur. Ben bakarım. Ne oluyor ya gece gece? Mesude Hanım çağırın bana. Eylül'e bir şey mi oldu? Bana da söyleyebilirsiniz. Babası sayılır. Annesini çağırın dedim size. Kimmiş? Eylül hasta. Anne diye sayıklıyormuş. Doktor getirdik, ilaç aldık. Ama annesini yerini tutamıyoruz işte. Tamam. Siz bekleyin. Ben hemen üstümü değiştirip geliyorum. Ben de geleyim mi Mesude? Sakın. Hayır. Sakın. Tamam ya abla. Ne kızıyorsun? Dökün biraz ama az az dökün. Zaten iflas halindeyim. Ver şunu, ver. Bunun ne işi var burada? Neren acıyor? Boğazın mı? Hı. Anne. Gitme, tamam mı? Gitmem kuzum. Buradayım.
Sirke var mıdır burada? Vardır mutfakta. Kızım gösteriver bana mutfağın yerini. Sesim çıkmaz anla halimden. Yârem çok derin kanar her yerimden. Merhem yoktur cümle alemde. Soran olsa akar gözlerimden. Nereye gideyim, nasıl edeyim? Benim senden tek bir dileğim var. Otur yanıma, bekle duyana kadar. Gidenlere kanıt sen de meyletme. Giden gitsin, sen kal ölene kadar. Benim senden tek bir dileğim var. Otur yanıma, bekle duyana kadar. Gidenlere kanıp sen de meyletme. Giden gitsin, sen kal ölene kadar. Nasıl çare bulsun, diğer yarımı bulmuşum derken. Nereye gideyim, nasıl edeyim? Benim senden tek bir dileğim var. Otur yanıma, bekle duyana kadar. Gidenlere kanıp sen de meyletme. Giden gitsin, sen kal ölene kadar. Sakın gitme. Ateşi düşmüş. Ölene kadar. Anne. Geçti kızım. Uyu. Geçti, iyileştin. Çorba yapsam burada kızarlar mı? Acımıyor değil mi boğazın?
kızlar. Hadi siz de elinizi yüzünüzü yıkayın da çorbanızı için. Sıcaktır daha. Ne oluyor ya? Sen bize analık mı taslıyorsun? Songül. Yapma. Millet bitirmeden koşturun hadi. Hadi hadi git zıkkımla. Bak ben yanında değilim diye atlet giymemezlik etme. Senin bünyen narin içme. Dolaptan soğuk su da içme. Gidecek misin? Ben senin istediğin gibi bir anne değilim kızım. Ama gene de annem. Erken mi uyandın? Hiç uyumadım ki. Kötü bir şey mi oldu? Her zamanki şeyler işte. Hayat aslında gayet basit değil mi ya Toprak? Gerçekten bu kadar karışık, bu kadar içinden çıkılmaz hale getiren bizleriz. Gerçekten. Keşke böyle olmasa. Sizin gelmenize gerek yoktu. Kızım, koca evin temizliğini tek günde nasıl halledeceksin ya? Olmaz. Değil mi kız Kader? Evet. Eylül, bak sen hiçbir şeye karışmayacaksın. Zaten çok hastasın. Ya yok ne olacak hem toz alırım. Annem evde de yaptırıyordu. Ya bir şey söyleyeceğim. Bu Burhan sana bir anda niye iyilik yapası tuttu Cemre? Annemlerin mezar taşını yaptıracağımı da olmuş. Ya ona da pislik yapmazlar herhalde değil mi? Ha geldi. Oha ya, çok da büyükmüş. Ya inşallah çok pis insanlar değillerdir. İnşallah. Hayda. Ya kızım, senin bizimle uğraşmaktan başka hobin yok mu? Ya anlamıyorum. Bizimle tanışmadan önce sen nasıl vakit geçiriyordun ya? Gerçekten çok merak ediyorum. Temizlikçilerle muhatap olmuyorum canım. Deterjanlar falan banyoda. Elinizi çabuk tutun.
Bunlar bayağı temizlikçi olmuşlar yani. Ne yapacağız? Sırf bizi aşağılamak için çağırdı buraya, eminim. Ya karar senin kardeşim. Annemler için yapalım. Güney'i de getir gelirken. Evet, annemlerin yeni yazlığındayız. Cenk, bak sakın Serkan'a söyleme. Ya çok acayip eğlence var diyorum. Şimdi ona söylersen huzursuzluk çıkartır. Tamam. Bunun tadını tek başımıza çıkarmayalım. Burak da gelecek miymiş? Aa, onu da arayalım. Bak bakayım orada kova falan var mı? Yok. Ben gideyim de şu manyağa sorayım kova neredeymiş. Siz de ufaktan başlayın, tamam mı? Hadi bakalım. Burayı ben hallederim. Sen dağınıklıkları topla. Olmaz. Ben yaparım. Bana bak. Paspasla kova nerede? Allah'ın ruh hastası manyağı. Doğru konuş yoksa kovarım seni. Arka odada. Aferin. Böyle titiz çalış işte. Şurayı yalnız bir daha silersen. Bak tam şurası. İyice. O tarafları da. Yerde silip durmazsak. Cemre kusura bakma. Söyleyeceğim sana. Ne var Aleyna? Defne söyleyeceğimi duyarsa canımı okur ama içim kaldırmıyor ya. Ne oldu?
oldu ya? Söylesene. Ya şey yaptı. Tamam, işin başında ben de vardım ama... Cemre'yi öyle tuvaleti temizlerken görünce... Ne? Kızım çok fenasın ya. Defne. Bak seni öldürürüm ha. Bir halt yapamazsın. Paranızı vermem. Kapı çalıyor, duymuyor musun? Ama böyle işten kaytarıp suratıma bakarsan paranızı vermem ona göre. Sen buradaydın kız. Evet Güney Bey. Yalnız ayaklarınızın altını iyice temizleyip girin. Buraları yeni sildik. Genç, ben bir şey mi kaçırdım? Yok canım benim, hiçbir şey kaçırmadın. Hatta gelirken niye mısırlarınızı getirmediniz? He? Yetimhane kızları nasıl temizlik yapıyor filmi izlerken çok iyi giderdi. Kızım, bir atarlanmadan adam gibi anlatsana, şunu anlayalım. Ne işiniz var sizin burada? Gül. Ay geldiniz mi? Gençler bugün evi dağıtmak serbest. Nasıl olsa hizmetçi çağırdım. Çekilir misin? Nerede yatak odasını temizledi? Burası da bitti. Bir tek yerler kaldı. Akşam krem süreriz. Eskisi gibi olur. Umurumda değil. Kızlar, hadi hadi dışarı. Silmediğim bir tek burası kaldı. Hadi. Allah'ım ya Rabbim. Songül. Bak. Benim bunların hiçbirinden haberim yoktu. Desene, Defne'si süper bir sürpriz yaptı. Ne alakası var kızım? Ben niye senin küçük düşmeni isteyeyim? Niye küçük düşecekmişim paşam? Temizlik yapmak ayıp mı? Onu kastetmedim ben. Sana bir şey söyleyeyim mi? Hadi benim fotoğrafımı çek ya. Bunlarla mı? Kovayla falan. Okuldaki tiki arkadaşlarına dağıtırsın. Hep beraber gülersiniz Allah'ın gerizekalıları. Songül, beni onlarla bir tutma. Tutmuyorum. Çünkü sen daha kötüsün. Ya bir şey diyeceğim. Senin özellikle benden bu kadar nefret etmenin nedeni ne? Şunu bir açıklasana artık. Sence? Ne bileyim ben, ne işte? Oo, muhabbet etmeye gelmişiz. Sus da işini yap hadi. Defne yeter. Bak temizlik için çağırdın, aşağıladın ama daha fazla kaşınma. Yemin ediyorum seni şu duvara yaslarım, 2 dakikada kaşıyıveririm. Bir daha sizi çağırmayacağım zaten. Hiç memnun kalmadım. Çağırma lan. Çağırma.
Ne oldu güne? Sen de Serkan gibi iyi bir insan olmaya mı karar verdin? Çekilsene ya. Defne, bak terbiyesizlik yapma. O paraları topla öyle ver. İyi, sen topla canım. Sonra da defolun. Defne, yeter uzatma. Sen karışma Güney. Şimdi ben seni haşet edeceğim kızım. Sabahtan beri sabrımı zorladın. Ne yapıyorsun ya? Yeter ya. Yeter, mahvettin ya. Bak sustum sustum ama artık dayanamıyorum. Anlıyor musun? Dayanamıyorum. Bırak. Hop gitti beni. Sabahtan oynadın ya. Bırak. Bırak. Sabrımı taşırdın artık. Taşırdın. Songül. Bu paraları toplamaktan utanmadım. Çünkü bu artık senin paran değil. Biz çalıştık, biz kazandık. Bu bizim paramız. Eylül. Benim haberim yoktu, özür dilerim. Biliyorum. Üzülme. Artık annemle babamın bir mezar taşı olacak. Hadi kızlar, gidelim. Bana bak. Sana bir daha asla kardeşim demeyeceğim. Duydun beni? Komik bulmaya başladın. Yok. Ben sana gülüyorum. Hayatımda hiç kendini bu kadar rezil etmeyi başarabilen birini görmemiştim. Cidden çok komik. Annem mi? Ebru abla, onun kızıymışsın sen. Annem öyle söyledi. Annen evde mi? Gülay abla ile ben varım bir tek. Gelsene. Bacağına ne oldu? Düştüm, çatladı. Bu ev çok büyük. Sadece siz mi yaşıyorsunuz?
Annem, babam, ben. Ama babam iş gezisine gitti. Benim istediklerimi alması için çok çalışması lazım. Senin şimdi odan da vardır değil mi? Tek başına. Niye? Senin yok mu ki? Sana odamı göstereyim mi? Annem yabancılarla konuşma dedi ama sen sarılmazsın. O büyükler için söyledi. Tamam, göster. Gel. Geçen gün de gelmiştin. Banu Hanım'ı sormuştun. Bir şey mi isteyecektin Banu Hanım'dan? Yok. Ben Banu Hanım'dan hiçbir şey istemiyorum. Ona odamı göstereceğim. Derin. Tatlım, annene sormadan olmaz. Derin. Çocuk yine geldi. Evet, eski çalışanınızın kızı. Derin'in odasına geçtiler şimdi. Tamam, tamam. Göz kulak olacağım. Merak etmeyin. Bu oda senin mi? Evet ama ben beğenmiyorum. Bebek odası gibi. Babam Amerika'dan dönünce değiştireceğiz. Ne çok bebeğim var. Ben de küçükken bunlardan istemiştim. Neden? Annen almadı mı? Almadı. Çünkü annem... Almadı işte ya. Annen gece yatarken öpüyor mu seni? Masal da okuyordur değil mi? Hatta gök gürlediğinde gelip yanına yatıyordur. Bana yapmadığı her şeyi sana yapıyordur yani. Ne diyorsun anlamıyorum. Hiç. Hadi çıkalım, sıkıldım buradan. Bahçedeki havuzu göstereyim mi sana? Göster. Ben bir haftaya taşları bitirir, tertemiz yaparım. İsim tarih dışında yazdırmak istediğin bir şey var mı? Yok. Sadece annem babam yazın yeter. Tamam. Sayın isterseniz. Ha, gerek yok kızım. Hadi iyi günler. Teyzeyi hatırlıyor musun anne? Hani ben küçükken bizim eve temizliğe gelen kadın. Bir gün sana Emine teyze ter kokuyor demiştim. Sen de bana kızmıştın. Çalışan insan ter döker. Ona alın teri denir demiştin bana. Bugün senin kızın da ter koktu anne. Baba. Prensesini görsen onunla gurur duyardın.
çıplak olduğu için yüzmem yasak. Derin. Çekil oradan. Tamam. Derin. Havuza çok yaklaşma. Sen nerede oturuyorsun? Yetimhanede. Yetimhane ne demek? Annesi onları bırakıp giden çocukların yaşadığı yer. Sonra o anneler kendilerine yeni çocuklar buluyor, öyle değil mi? Anladın mı? Ya sen ne anlarsın ki? Dur, gitme! Derin! Derin, iyi misin? Derin, çık buradan! Ya Derin! Yardım edin! Ya yardım edin, çocuk suya düştü! Derin! Derin! Derin ablacığım! İnan çok soğuk, susmayı öğrendi yazık içimdeki çocuk. Yüzümü kime dönüp gülsem buradan da soğuk. Kalbimin yerini aldı kocaman bir oyun. Gidecek gibi değil bu zalim, görüyorsun. Tam çıkış yolunu buldum kaçarım derken, geçmişten biri gelip tutar biliyorsun. Geri gelse de bir görse babam. Kırgın çiçeklere dönmüş hayat, her şey tamam. Geri gelse de bir görse babam.